Sultanım. Halil Paşa, seninle konuşmak istedim. Seni takdir ettiğimizi bil. Pek azimlisin. İşinin ehlisin. Lakin liyakat kimin umrunda? Bugünlerde kimsenin yeri sağlam değil. Anlamadım sultanım. Seninle açık konuşacağım Halil Paşa. Mührünü ve makamını korumak istiyorsa yapman gerekeni biliyorsun. Hanedan damadı olmak. Sultanım yoksa... Kızım Dilruba Sultan'ın vakti geldi. Senin gibi kudretli ve istikbali parlak bir damadım olsun isterim. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Mustafa. Korkmana gerek yok Mustafa. Şehzadelerimi gördün. Hepsi seni merak ediyor. Bilhassa Osman. Çok şehzade, çok sultan var. Ben bilmiyorum kim kimdir. Yakında hepsini tanıyacaksın Mustafa. Bundan böyle ailenin arasında bir duvar olmayacak. Artık hürsün. Nasıl? Ben... Yıllardır içten içe bana kırıldığını... hatta öfkelendiğini biliyorum. Allah şahidim olsun ki... ben hiçbir vakit böyle olsun istemedim. Herkesten, her şeyden, kendimden dahi korumaya çalıştım seni. Artık bitti. Cesaretin sona erdi. Buna böyle hep aramızda olacaksın Mustafa. Hep yanımızda olacaksın. Paşa pek heveskâr seninle evlenmeye. Güzelliğini işitmiş belli ki. Ne oldu Dilruba? Yoksa paşayı beğenmedin mi? Pek beğendim validem. Tam da ayarlarımı süsleyen paşayı bulmuşsunuz. Sultanım çok şükür. Dualarımız kabul oldu.
Hünkârımız Şehzade Mustafa'nın hareme dönmesine karar vermişler. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri! Şehzadem, sonunda ait olduğunuz yerdesiniz. Bu oda, bu eşyalar, giysiler, hepsi sizin. Asıl savaşınız şimdi başlıyor şehzadem. Er ya da geç hakkınız olan tahta oturacaksınız. Bir isteğin var mı Mustafa? İstersen söyleyeyim, Menekşe'ye badem kavursun sana. Yorgunum, uyuyacağım.